Bizler evimizde kalıp dünyayı izlerken derin yapıların savaşını kaçırıyoruz. Özenle hazırlanmış, yararları ve zararları hesaplanmış bir oyunla yüz yüzeyiz. Bazıları yükselirken bazıları gözlerimizin önünde eriyip gidecek. Ve bu durumda kimse bir şey yapamayacak. Çünkü dünya artık son savaşında. İngiltere, Avrupa'da koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkelerden sadece birisi. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, İngiltere'de de teyakkuz havası hakim olurken vaka sayısı giderek yükseliyor. İngiltere'nin prensleri bir bir virüse yakalandılar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Sağlık Bakanı ve daha birçok yetkili isim. Hemen hemen her gün İngiltere'den büyük isimler duyar olduk. Boris Johnson hastaneye bile kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Kraliçe ve kraliyet ailesi büyük tedirginlik ve endişe içinde. Çünkü derin güçlerin savaşı bu. Çünkü herkes birbirinin fişini çekmenin peşinde. Bir tarafta Washington, diğer tarafta derin Washington. Bir tarafta kraliyet ailesi, diğer taraftaysa derin Londra. Hepsi birbiriyle mücadele içinde. Çin'i bile bunlardan biri büyüttü. Diğeri indirmeye çalışıyor. Yani dünyanın ayarıyla bu güçler oynuyor. Dünyadaki kurguların hepsi bunlara ait. İngiltere'deki taht kavgalarını anlatmaya devam etmeyeceğim ama kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımızı ilk defa izleyenler abone olmayı unutmasın. Çünkü derin güçlerin savaşını geniş bir anlatımla bu kanalda bulabilirsiniz. Videolarımızı birkaç kaynaktan yararlanarak oluşturuyoruz. Bu da videolarımıza zenginlik katıyor ve sizlerin daha iyi anlamasına yardımcı oluyor. Hadi, şimdi Avrupa'ya. Güneşi batmak üzere olan İngiltere'den devam edelim. İngiliz medyasının duyurduğu bir haber sadece ülke çapında değil, dünya genelinde de büyük bir yankı uyandırdı. Koronavirüsle Londra'da mücadele eden ve ismi açıklanmayan bir doktor, yazdığı mektupla son bir haftada yaşadığı dehşeti anlattı. 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak çalıştığını söyleyen doktor, "Bu kadar zaman sonunda her şeyi gördüğümü düşünmüştüm. Ama son bir haftadır yaşadığım dehşete beni hiçbir şey hazırlayamazdı," dedi. Yani İngiltere halkı bir hayli endişeli şekilde yaşananları izliyor. Halk endişeli. Peki kraliçe ve prensler ne durumda? İngiltere'de daha çok şeyler dönüyor. Hepsini anlatmaya kalksak işin içinden çıkamayız. Bir de bu koronavirüste İngiltere'de çok şeylerin değişeceğini görüyoruz. Gazeteci yazar Ergün Diler bir köşe yazısında İngiltere'de dönen taht oyununu anlattı. O yazıyı size aktarmak istiyorum. Kraliçe 2. Elizabeth, 68 yıllık saltanatı boyunca, kimilerine göre 5. de olsa, aslında 4. kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Çocukluğunda ailesinin Lilibet diye seslendiği Kraliçe 2. Elizabeth, 1952 yılında tahta geçti. O tarihten günümüze bakınca, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Harold Macmillan, Sir Alec Douglas Home, Harold Wilson, Edward Heath, James Callaghan, Margaret Thatcher, Johnny Meyer, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson gibi başbakanlarla çalıştığını görüyoruz. Koca bir tarih yani. Kraliçe 2. Elizabeth kolay kolay ekrana çıkıp ulusa seslenmezdi. Mesela 1991'de İngiltere 1. Körfez Savaşı'na katıldığında "Güneş batmayan imparatorluk için Körfez'deyiz," dedi. 1997'de Prenses Diana'nın cenazesi öncesinde cinayeti işlediklerini ama buna mecbur olduklarını ima ediyordu. Kimileri kraliçenin günah çıkardığını biliyordu. 2002'de annesi Elizabeth Bowes Lyon ölünce cenaze töreni öncesi kraliçe olarak değil bir insan olarak ulusa sesleniyordu. Şimdi yani 2002'de yalnız biri olarak ekrandaydı. Dünya bu konuşmaya kilitlenmişti. Birlik olmaktan söz ediyordu. Büyük Britanya'ya birlik olurlarsa koronavirüs üstünden kimseye teslim olmayacaklarını anlatıyordu. Ekonominin kötüye gideceğini, burada cesaretle zafer kazanacaklarını aykırıyordu. İş adamlarının bugünlerde nasıl davrandıklarını unutmayacaklarını söylüyordu. Konuşması bant yayınıydı. Derin Londra kaydı izlemişti.
hemen harekat kararı almıştı. Kraliçe son sözü söylediği anda İngiliz televizyonları son dakika anonsu veriyordu. Tüm internet siteleri Boris Johnson hastaneye kaldırıldı diyordu. Bir güç kraliçenin yaptığı çağrıyı etkisiz kılıyordu, buduyordu. Kraliçe Elizabeth'in tarihi konuşması ikinci plana atılıyordu. Boris Johnson'ın öldüğü iddiaları da sosyal medyada dolaşıyordu. Derin Londra, kraliçenin ulusa sesleniş konuşmasını etkisiz hale getiriyordu. Evet, Johnson Londra yerel saatiyle 16.00'da hastaneye götürülmüştü. Sorunu yoktu. Ancak açıklama için kraliçenin son sözü söylemesi bekleniyordu. Öyle de oldu. Derin Londra, koronavirüsü kraliçeye gönderdi. Ciddi kaynaklar, kraliçenin ulusa sesleniş konuşmasındaki hasta halini gördü. Üzgün bir kraliçe değildi ekrandaki. Yorgun ve bitkindi. İngiltere'de kraliçe de panikteydi. Bunun gizlenecek bir tarafı da yoktu. İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırılıyor, kraliçe ona geçmiş olsun telefonu açmıyor, açamıyordu. Çünkü kraliçenin Britanya hayaliyle Başbakan Johnson'ın Britanya hayali aynı değildi. Johnson, kraliçenin 2020 yılının sonunu göremeyeceğini birçok iş adamıyla paylaştı. Bu, kraliçenin ölebileceğini de, tahttan çekilebileceğine de işaret ediyordu. Kurgu çok iyi. Oğlu Prens Charles, Başbakan Boris Johnson ve kraliçenin birçok çalışanı koronavirüse yakalandı. Kraliçe de salgına yakalanıp ölürse kimse şaşırmaz. Londra'daki gelişmeler aslında dünyanın da geleceğine yön verecek. Bunu anlamak zor değil. Londra'da Game of Thrones'un gerçeği yaşanıyor. Koronavirüs öncesi Harry'nin ünvanlarını bırakması da tesadüf değildi. Amerika'ya yerleşmesi de. Hatta Trump Harry için "Gelsin ama ona özel bir koruma yapmayacağız." dedi. Bu arada Prens Diana'nın ölümü dün İngiliz sosyal medyasında tekrar hortladı. Kraliçe konuşurken sosyal medyada Prens Diana'nın ölüm haberini alan kraliçenin İskoçya'daki tatilini yarıda kesmemesi, Buckingham Sarayı'ndaki bayrağın yarıya indirilmemesi dün tekrar gündem oldu. Kraliçenin işi artık çok daha zor. Taht oyunlarını bu kez eskisi kadar güçlü oynayabilecek mi? Kraliçe tek başına. Çocukları, torunları bile onun ölmesini istiyor. Koronavirüs dünyayı değiştirecek. Avrupa'da, Londra'da eskisi gibi olmayacak. Kraliçe, koronavirüs üstünden kimseye teslim olmayacaklarını ilan ederken aslında savaşın tanımını yapıyordu. Anlamamız gereken de tam bu noktaydı. Savaş yani. Önce Prens Charles'ın, arkasından Başbakan Boris Johnson'ın korona olması çok ilginç bir tesadüftü. Prens Harry zaten aileden, saraydan atılmıştı, kaçmıştı. Kraliçenin diğer oğlu Jeffrey Epstein dosyasındaydı. Buckingham sarsılıyordu. 68 yıldır tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth çıkıp ulusa seslendi. Savaşta olduklarını lisan-ı münasiple anlattı. "Gelin bugün o savaşı başka iki enstrüman üstünden daha önce yaptığımız gibi tekrarlayalım. Ama önce Henry Kissinger'a uzanalım." Koronavirüs yeni bir dünyanın kapısını araladı. Bunu en iyi bilenlerden biri de Henry Kissinger. Gelecek ay 97. yaş gününü kutlayacak. Wall Street Journal'a birkaç gün önce makale yazdı. Rothschild ailesine yakın olan Kissinger, "Koronavirüs dünya düzenini sonuna kadar değiştirecek. Ekonomi ve siyasal olarak artık dünya yeni frekansına geçecek. Bu yeni düzen yüzyıllar sürecek," dedi. Ancak Kissinger, aileye yani Rothschild'lara değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi. Kissinger, "Washington sorumluluk almalı ve bağımsız dünya düzeni için adım atmalı," çağrısı yaptı. Kissinger, "Amerika'nın kontrolünde yeni bir dünya düzeni istiyor artık." Putin'le de, Jinping'le de yakın dostu olan Kissinger'ın görüşlerini yabana atamayız. Yakın tarihin bütün dehlizlerinde izi bulunan Kissinger'ın düşüncesi böyle. Gelin kraliçenin tanımladığı savaşı iki yayın üstünden, iki dergi üstünden anlayalım. Çatışmanın boyutunu çizmeye çalışalım. Time veya Newsweek önemli dergilerdir. Ancak ikisi de asla The Economist ve Der Spiegel değildir. The Economist ve Der Spiegel iki akımın sesidir, gücüdür. Der Spiegel bir süre önce "Bu dörtlüyü durdurun" kapağıyla çıktı. Derginin derin Amerika'ya sesleniyor ve "Trump, Erdoğan, Putin, Jinping ittifakı bozuldu" çağrısı yapıyordu. Zaten o tarihten sonra İpek yolu unutuldu. Rusya ile savaşın eşiğine kadar geldik. The Economist, Rothschild ailesinin geleceğini korumakla görevlidir. Der Spiegel ise Washington'dan dünyayı yönetmek isteyen Katolik akımın sözcüsüdür. The Economist son kapağında koronavirüsün kendilerine karşı yapıldığını, yeni dünya düzeninin değiştirilmesi için ortaya çıkartıldığını ima etti. Ancak "her şey kontrol altında" manşeti attı ve
Büyük Hükümet, Özgürlük ve Virüs kapağıyla çıktı. Kapak fotoğrafı ise tasmayla köpek gezdiren adam bir başka iple yönlendiriliyor. Yani Rothschild, bizim 100 yıl önce kurduğumuz düzeni değiştiremeyeceksiniz. Her şeyi çözdük. Bizim yeni dünya düzenimiz revize edilecek. Sistem sürecek, diyor. Rakip olan diğer dergide de işler karışıktı. Der Spiegel, Rothschild ailesinin tek dünya devleti için tasarladığı Euro'nun virüs tarafından parçalandığını, yani Avrupa Birliği ile Euro'nun bittiğini dünyaya duyuruyordu. Der Spiegel, Alman dergisi gibi görünse de Euro'nun bitirilmesini istiyordu. Burada bile derginin Alman olmadığını anlayabiliyoruz. Derginin arkasındaki güç derin Amerika'ydı. Bu iki dergi birbirine çok iyi anlıyor ve hamle üstüne hamle yapıyorlardı. Der Spiegel konuyu daha net olarak ortaya koyuyordu. Dolar yine rezerv para kalacak. En azından bir 20 yıl daha bu sistem sürecek. Dijital dolar olabilir. Bunun çalışması da tamamlanmak üzere, diyordu. Hem derin Amerika hem de Rothschild'ların başını çektiği aileler ligi Bitcoin istiyordu. Dolar ve Euro sonrasında. İki taraf da bu savaşı kendilerinin kazanacağına inanmakta. Bu nedenle kavgayı, mücadeleyi, savaşı görmek, Der Spiegel ve The Economist'in üstünden görmek mümkün. Dergiler üstünden gidip biraz daha derinlere inelim. Bu iki dergi doğal olarak kendilerine bağlı iş adamlarına da mesajlar içeren haberler yapar. Bunlardan son dönemlerde en önemlisi 2 ay önceki kapaktı. Avrupa daha koronayla tanışmamış, Amerika'ya virüs bulaşmamıştı. Ama dergi Çin'i kapak yapıyordu. Der Spiegel, virüs sadece Çin'deyken 2 ay öncesinden koronavirüs için Made in China diye başlık attı. 2 ay önce atılan başlığın karşılığını bugün anlamak çok daha kolay. Akıllarının arkasındaki oyunu ifşa ediyorlardı. Derin Amerika'nın aylar sonra Çin'den trilyonlarca dolar isteyeceğinin ilk işaret fişeğiydi o kapak. Çok kişi anlamadı, ıskaladı. The Economist ve Der Spiegel'in her kapağı savaşın yönünü, boyutlarını anlamamızı sağlıyor. Çok derin bir çatışma halinin sıradan insanları da, dolar milyarderlerini de etkilediğini görüyoruz. Kimse dışında kalmıyor. Zaman zaman iki gücün anlaşma zemini yokladığı da oluyordu. Bazen acaba anlaştılar mı sorusu heyecanımızı arttırıyordu. Ancak koronavirüsün Çin'de ortaya çıkması, dünyayı, daha doğrusu ekonomi üstünden insanları etkilemesi savaşın şiddetlendiğini kanıtladı. 3-4 ay önce petrol dünyanın en önemli gücüydü. Bugünse petrolün değeri yok. Yani yıllık planların değil, günlük planların bile saat başı değiştiği günlerdeyiz. Korkunun ve endişenin sürekli arttığı da doğru. Her hafta The Economist ve Der Spiegel'in kapağını merakla bekliyoruz. Dengeleri daha iyi anlamak için. Parayı yönetenlerin yeni dönemde olup olmayacağını anlamaya çalışıyoruz. Ancak onlar bile bilmiyorlar. Her sabah farklı bir güne uyanmanın paniğindeler. Korkmakta haklılar, güvende değiller. Aslında kimse güvende değil. Parayı yönetenlerin, yönlendirenlerin de virüs sonrası dünyayı anlamakta zorlandığı sır değil. Sonunun nereye varacağını koronavirüsü çıkartan birkaç kişi dışında kimse bilmiyor. Her ne olursa olsun içeride kenetlenen, birbirine yaslanan Türkiye işin sonunda karlı çıkar. Biz sandığımızdan çok daha büyük bir ülkeyiz. Sular çekildikten sonra bu gerçek bir kez daha anlaşılacak. Avrupa'nın dağılma sürecini yaşayıp göreceğiz. Avrupa gözlerimizin önünde eriyecek. Bizi yıllarca kapıda bekletenlerin kapısını çalan olmayacak. Hatta kapıları bile olmayacak.